zaman şöyle yapalım. Bundan sonra ben internette alışveriş yapmıyorum. Beraber alışverişe gidiyoruz. Ama sonra orada ben sıkıldım. Bu kadar görünürüm. Ne anlıyorsun o vitrinlere bakmaktan? Hadi eve gidelim. Ben yoruldum demek yok. Ha, yani önce ölümü gösterip sonra sıkmaya razı ediyorsun, öyle mi? Hayır Aziz'cim. Bak, internette alışveriş çok kolay. Hem de pratik. Bütün paketi ayağıma geliyor. Ama dikkat et de alışveriş heyecanıyla kutu eleğinin altında kalma. Gelecek mi bir tane daha? Ya bir makas versene şunları keseyim. Tırnaklarım kırılıyor sonra. Merhaba uşaklar. Yakup. Herkese benden çay yapacağım. Bak Hüseyin. Sen hiç hayatında böyle bir laf ettin mi? Adam hastetme Yakup. Kinayeli kinayeli konuşma da çay yap. Hayırdır İsmail? Bu çayları neye borçluyorsun? Çok mutluyum uşaklar. Çok. Tarif edemem onu da. Tarif edebilirsin İsmail. Çayın yanında bir de tost ısmarlatsan mutluluğu tarif etmiş olursun. Tabii uşağım. Yakup uşağım. Tost yap uşaklar yesin be. Mutluluk tarifi dediğin böyle olur işte Hüseyin abi. Elimizde koymuş gibi olduk mutluluğu. Duydun İsmail Yakup. Şuradan bize çift kaşarlı, çift sucuklu, ekstra yağlı şöyle bir tost yap da yiyelim. Hadi yine iyisiniz öğrenciler. Şanssızlığımıza güldü. Ay şuna baksana Halit ne kadar şeymiş. Ya bir şey soracağım. Şimdi biz erkekler hayatımızı çantasız idame ettirebiliyoruz. Siz niye çantasız yapamıyorsunuz? İçine bir sürü şey koyuyoruz. Ha doğru. Alışveriş yaptığım mağazaların üyelik kartları bir çanta tutar. Ay benim kullandığım çantanın sana ne zararı var? Söyleyeyim. Bir, çok pahalılar. Yani öyle çanta markaları var ki böyle 10 bin lira 15 bin lira. Yuh! Ben o paraya çanta fabrikası kurarım. Üstelik bir tane de değil. Her çantaya ayrı bir elbise. Her elbiseye ayrı bir çanta. Herhalde Haluk ne yapacağım şimdi yani? Mavi bir elbisen varsa mor çantamı takacağım. Ne olur içindekiler mi dökülür? Yoksa senin incilerin mi? Ben senin derdini anladım. Sen rejimdesin ya çatacak yer arıyorsun. Alakası bile yok. Çantaların deli ediyor beni. Yani bir kere maazallah çantanın içinden bir şey bulmaya kalksan bulamıyorsun. Mesela arabanın anahtarı. Yani kayıp kıta Atlantis'i bulmak daha kolay. Biliyorum ben paketlerimi alıp yukarıda açacağım. Ya şurada 2 gram alışveriş zevkim vardı onu da bozdun ha. Dur dur gitme. Kurye şirketinin senin için çalışan başka bir neferini karşılar. Karşılayacağım tabii. İnşallah o aldığım siyah bir elbise gelmiştir. Tabii tabii inşallah gelmiştir. Yani kuryeler kendi evlerinden çok buraya geliyorlar. Yola ezberlemişlerdir artık. Afiyet olsun uşak. Demek evleniyorsun fıs fıs. Evet uşak bana daha evlilik teklifi etmedim ben. Nasıl ya? Evleneceğin kızın evleneceğinizden haberi yok mu? Evet uşak evlilik teklifi etmedim. Ama evlilik teklifi edince haberi olacak tabii de. Nerede tanıştınız? İnternette uşak. 3 gün sonra konuşacağız. O zaman evlenme teklifi edeceğim de. Görür görmez. Evet uşak. O benim ruh connect'im ya. O kadar bir mutluyuz, o kadar uyumluyuz ki. İnternet oldu olanı böyle uyumlu çift görmemiştir ya. Ben daha in demeden o interneti anlar. Hayırlı olsun. Yengen iyi bir oldu. Bize faydasından belli. Yalnız uşaklar, size ihtiyacım vardır da. Bu şimdi benim ilk buluşmamdır. Ona öyle bir enteresan evlenme teklifi edeceğim ki. Öyle bir şatafatlı olacak ki hayır diyemeyecek de bana yardım edeyin uşak. Kısmız evlilik teklif etmek bizim işimiz. Sana en orijinalinden teklifler buluruz İsmail. Neydi uşaklar yardım?
ince nazi değil mi? Onu geçir size nasıl ısmarlar. Biraz daha iyi misin? Ay daha iyiyim tabii Meltemciğim. Ama bana hak veriyorsun değil mi? Yani düşünsene benim gibi bir kadın. Yani şapkıda şapkıda göbek atıp gerdan kıracak. Yani? Olacak iş mi sence? Yani Haluk Beyciğim, erkek gözüyle bir de siz söyleyin. Ya benim gibi bir kadın, yani şak kıdı şuk kıdı göbek atıp gerdan kırar mı hiç? Yani... Kırmaz tabii. Yani kırmaz, bence de kırmaz. Ama işte ben bunu kanserle kayınvalideme anlatamıyorum. Yani illa o akrabaların düğününe gideceğiz diye bak, tutturuyorlar. Yani sonuçta ilama gitmiyorsunuz ki, düğüne gidiyorsunuz. İşte öyle değil Haluk Beyciğim. Kayınvalidemin bütün suçlamalarına hedef oluyorum. Kayınvalidem dakikada 3 laf sokabilme potansiyeline sahip bir kadın. Hilalemin gelinleri el öpüyor, sen niye sıkıyorsun? Hilalemin gelinleri ne kadar samimi, sen niye öyle yabani gibi davranıyorsun? Vesaire vesaire. Büyüktür diyeyim. Yani saygı gösterirseniz bir şey olmaz herhalde. Yani tabii siz erkeksiniz, anlamıyorsunuz. Siz gidiyorsunuz galiba değil mi Haluk Bey? Evet. Evet. Size kolay gelsin. Güle güle. Sen beni anlıyorsun. Kızdı ve öyle dolaşmaya falan çıktı. Uf, yine ne oldu baba? Kızlar, babaanneniz bizi bir akrabamızın düğününe davet etti. Sen de gideriz dedi. O da ben annem mutlu olsun diye domes kadınlar gibi gerdan kırıp göbek atamam dedi. Ve kıyamet koptu. Fatih'le Obama bile karşılıklı bir düğünde dans eder ama annem ve babaannem hayatta karşılıklı göbek atmaz. Neyse babacığım ya, üzülme. Yani sınırı geçince dönür herhalde. Uzun bir süre o eve adımımı atmayacağım Meltemciğim. Yani inan yollarda ağlamamak için buraya koştur koştur kendimi zor attım. Ay çok iyi yapmışsın. Tabii canım, nereye gideceğim? Yani benim kendime bir otel bakmam lazım. Niye? Çünkü kalacak bir yere ihtiyacım.